Herkese merhaba. Bugün Kuzguncuk'ta Refika Birgül'le beraberiz. Herkes Refika'yı zaten çok iyi tanıyor ama biz bugün daha da detaylı tanıyacağız. Hoş geldin Refika. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Gerçi burası sizin eviniz. Burası hem Troy'un hem BKM'nin pek çok emeğiyle burasının kanatlarının altındaki rüzgar siz oldunuz. O yüzden burası benim olduğu kadar da sizin. Ne güzel senden böyle bunları duymak. Biz bugün sizi biraz daha izleyicilerimize zaten tanıyorlar ama tanıtmak istiyoruz. Tanıtalım. En merak edilen konu ilk baştaki bu mutfak yolculuğu nasıl başladı? Nasıl başladı? Şöyle beni tanımlayan birkaç tane özellik var. Bunlardan bir tanesi en kuvvetlisi aslında yaratıcılık çocukluğumdan beri. Ama bu hani bizim okulda öğretilen bir şey vardı. En güçlü özelliğin aynı zamanda en zayıf yönündür diye. Benim devamlı böyle bir şey üretmem gerekiyor Cenk. Cenk diyorum çünkü biz abi kardeş gibiyiz daha doğrusu. Çocukken bile yani bir taraftan ders çalışırken elimle başka bir şey yapmaya çalışırdım falan böyle hayaller kurar. Dolayısıyla eskiden bir şirkette çalışıyordum ve orada hatta genel müdürlük falan yapıyordum ama devamlı koskoca şirketi böyle yaratıcı şeylerle çok fazla yorabiliyorsunuz. O yüzden onu limitli kullanıyorum. Kaldığım zamanımda evde çok da yoruluyordum. Tek yapabildiğim şey o elimdeki yaratıcılığı yemeğe akıtmak oldu. Hı hı. Sonradan o benim hayatımı değiştirdi. Birinci konu bu. İkincisi çok fazla koku alıyorum. Bazı insanın rahatsız olabileceği kadar gibi diyelim. Ama bu böyle dolayısıyla yemekte o farklı birbirleriyle olan bağlantıları bulabilmeyi sağlıyor. O yardımcı oldu. Bir de üç, bazı insanlar sevilmeyi iyi becerirler. Birileri sevsin, hoşlarına gider. Ben sevmeyi daha çok becerebiliyorum. Daha doğrusu onu da böyle çok açıkça söyleyebilen değil, biraz utangaç bir şekilde söylüyorum. Ve yemek, sevdiğiniz insana sevginizi göstermenin en güzel yöntemlerinden biri. Dolayısıyla sevdiğim insanlara yemek yaparak yolculuk başladı aslında. Ne güzel. Bu hikaye bir de bir kitapla başladı aslında değil evet. mi? Yani o kitaptan biraz bahsedelim. Tabii ki. Hemen bak şu tamam, kitap. Tamam, aynen. Bu biraz eskimiş hali çünkü eski. Refika'nın mutfağı. Aynen. Hem de iki dilli. Cooking New İstanbul'sa neden iki dilli? Çünkü aslında neye sinir oluyordum? Mesela mantı anlatacağım bir Amerikalıya veya bir İngiliz'e. Turkish ravioli diyorsun. Yani bir İtalyanın yemeğini, bir Türk yemeğini anlatmak için. Bu benim böyle biraz kanıma dokunuyordu. Türkiye'nin bir sürü güzelliği var. İşte yurt dışına gidiyoruz, çok güzel yemekler yiyoruz ama bizim kültürümüzünkini böyle fazlaca etrafta da görmüyoruz. Ve o kalitede yemek olabileceğini düşündüğüm için böyle bir hani kitabı yazma cesaretim oldu. Ama o zaman bir kariyer planım yoktu. Fakat kitabı hatta 5 yayın evine gitti. Hiçbiri basmak istemedi. Son 6.sıydı sanırım Boyut sağ olsun. Onlar bastılar. Ve ondan sonra 3 haftada kitap tükendi. Hürriyet Gazetesi yazarlık teklifiydi. Hangi sene oluyor bu yaklaşık? 2010. Bu arada bu kitabı da yani kitap yapmak, hayatta kendi hayallerini gerçekleştirmek isteyen insanların aklında olsun. Yani o 5 yayın evi basmak istemedi. Dediler ki bu kitaptakileri kimse okumaz. Yani çünkü reçeteler aslında yarısından sonra başlıyor. Öncesinde işte güzel malzemeyi nasıl seçersin, hangi mevsimde ne taze. O günlerde kimse bunlardan bahsetmiyordu. Hatta ekim dikim kısmı var. Ekim dikim sonunda da mesela Kara Toprak şiiri var Aşık Veysel'in. Herkes ölüm zanneder. Halbuki orada der ki karın yardım kazmayla belinen, yüzün yırttım tırnağla elinen, gene karşıladı beni gülinen, benim sadık yârim kara topraktır. Yani aslında toprağın vericiliği, bereketi ve toprakla yaşanan aşkı anlatıyor. Ve hani sadece bu kadar hani bildiğimizi düşündüğümüz şeyde bile o kadar bilmediğimiz güzelliğimiz var ki memlekette. Biraz onlar. 9 yıl önce yarattığın bu kitabı anlatırken şu anki enerjin bile ne kadar güzel. Hala ne kadar devam. İsteyerek yaptığını gösteriyor bu. Bizim seninle de yolumuz aslında o senin bu topraklara olan sevgin, inancın, umudun
Biz de Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy olarak biz de bu topraklara aitiz, buradan çıktık diyoruz. Yolumuz böyle kesişti aslında ve harika da işler yaptık. Ben orada hani bu kanalı takip edenler için şunu çok net, o yüzden direkt de kameraya söylemek istiyorum. Çok net şunu söylemek istiyorum. Ben BKM Troy ekibini epeysini tanıyorum. Yüksek düzeyinden de en alt düzeyine kadar. Ve bu insanların hepsi memleket aşığı, memleketini seven, bunun için içi titreyen ve böyle işe gelen insanlar. Gerçekten içini, çünkü biraz ben aslında bu arada psikoloji mezunuyum. Dolayısıyla hani babam da böyle Nevşehir İç Anadolu'du. Biraz daha insanlar hani anlamayı da biraz ondan böyle kaptık diye tahmin ediyorum. Hani başka bir motive olsa insanın gözünden anlarsınız. Bu ekipteki, bu gruptaki insanların hepsi A'dan Z'ye, bu bence gerçekten Soner Bey'in ve ondan sonra alttaki bütün ekibin ondan ona sirayet eden bir böyle çok özel bir şeyi. Herkes vatanı, milleti, memleketi için çalışıyor. Yani bir sürü markayla çalışıyoruz. Hepsinde çok sevdiğim, çok düzgün insanlar var. Ama ben böyle bir marka görmedim. O yüzden Allah size zeval vermesin diyeyim, çok net yani. Ne güzel sizden böyle bir şeyleri duymak. Ben kendim şey diyorum zaten sana, Troy gönüllüsü. Evet. Gerçekten doğru. Troy gönüllüsü diyorum. Çok güzel bunları senden duymak. Biraz şeyden bahsedelim. Edelim. Yani mutfak, işte psikoloji, kitaplar yazdık ama işte bu topraklara önem verdik, bunları konuşuyoruz ama senin bir de bir dijital iletişimi kullanman var ki artık dillere destan. Neden bunu söylüyorum? Bu mutfak atölyesi, aslında biz seni yakından takip ediyoruz. YouTube kanalına geldiğimizde o sıcaklığı bir mahalleye çevirdin aslında ve ne yaptığını biliyoruz. İzliyoruz ve yanılmıyorsam 1 milyonu da geçti takipçisi. 1 milyon 100 bin oldu. 1 milyon 100 bin aynen oldu. Çok güzel. Dolayısıyla o YouTube kanalını, dijital iletişimi ve oradan aldığın etkileşimden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle aslında gerçekten YouTube çok adaletli bir şey yapıyor. Arada kimse olmadan, yani bir televizyonlar, bir şeyler, sizi dinleyen insanlarla birebir ilişki kuruyorsunuz. Hı hı. Ben gerçekten pek çok takipçim ne yapıyor, ne ediyor, o aralar hayatı iyi mi, mutlu mu, keyfi yerinde mi, hasta mı falan, bildiğim çok öyle takipçilerim var. Bir kocaman bir aile oluyoruz aslında. Bence bizim farkımız diyelim iki şey. Türkiye'de de samimiyet. Dünyada zaten samimiyet bizim memleketteki kadar zaten yok. Bir de bizim memlekette de arada bazen kasabiliyoruz bazı şeyler için. O kasmayı kırabildiğimize inanıyorum. Çünkü ben zaten öbürünü yapmayı beceremiyorum. Onu istesen de iyi yapamıyorum. Dolayısıyla o samimiyet başka türlü geçiyor ve onu da bu, yani memleketim insanı her zaman söylüyorum, hani iyi, güzeli, samimiyi, gerçeği, onun için çalışanın içinde titreyeni hemen fark ediyor. İlk başladığımda bana sen deli misin, televizyondasın, hani televizyon daha yüksekte bir yer. O yumurtayı kafana kırmazsan eğer YouTube'da başarılı olmazsın çünkü öyle şeyler yapman lazım. Hiç öyle değil. Bayağı bazen bir fırının karşısına geçiyorum. Hiç yemek yapmadan Cenk. 30 dakika fırının işlevlerini anlatıyorum. Hı hı, ve hı. Bu videoda 300 bin izleniyor. Ve şöyle bir şey, günde şu an ortalama bazı günlere göre değişiyor ama 250-200 ila 300 bin arasında izlenmeler değişiyor. Bu ne demek? Bugün var olan herhangi bir gazetenin, dijitali de dahil aslında çoğunun, gazetenin kağıda basılısının 3-5 tanesinin toplamının aslında okunması kadar izlenme demek oluyor. Bu tabii çok muazzam bir şey. Ya orada senin ama inanılmaz bir başarın da var. Muhtemelen değil, ben biliyorum, çok da iyi bir ekibim var. Şöyle bir şey söyleyeyim bunu destekleyen. Normalde 2-3 dakikayı geçiyorsa YouTube'daki bir video çok da izlenmez derler. Senin 12, 13, 14 dakikalık belki biraz daha uzun videolarının tamamı izleniyor. Evet. Bunları raporlarla biz de gördük zaten. Öyle mi? Tamam. Gerçekten müthiş bir şey ve çok da kolay bir başarı değil. Sen fazla alçak gönüllü olduğun her zamanki gibi. Estağfurullah. Demin televizyon dedin. Biz birlikte
aslında şey de yaptık, bir televizyon programı yaptık. Daha doğrusu sen yaptın, biz de senin yanında olduk. Beraber Öze yaptık. Dönüş, değil mi? Öze Dönüş programı. Anadolu'nun güzel yemeklerini, güzel ürünlerini tanıttın. Gittin sokağa çıktın, esnafla konuştun. Şahane sanatçılarla birlikte o yemekleri çok farklı şekilde yaptın. Nasıl geri dönüşler aldın? Nasıl bir etkileşim oldu? Öze Dönüş bence televizyonda iyi içeriğin de çok farklı yerlere gelebileceğini kanıtıydı. Yani sabah yayınlanan bir program. Normalde hani bu reytingler, diziler hani oralardan biraz biliyoruz hani reytingler önemli. Bu bizim sabah çok daha az insan o sırada televizyonun açık olmasına rağmen reyting bütün gündeki izlemenin payını alıyor aslında. Reytinglerimiz gece olan pek çok diziden daha yüksekti. Sabah 11'de olmasına rağmen. Bu tabii çok hoştu. Türkiye'nin çok farklı yerlerinden bunun izlenmesini de yaşadık. Ben gerçekten yine sayenizde de Karsu olsun, Ata Demirer, Candan Erçetin, Gupse Özay, Nilkara İbrahimgil, Evrencan Gündüz, Ayşegül Aldinç, Yasemin Sakallıoğlu, Kadir Doğulu gibi pek çok insanı aslında burada ağırlama fırsatı oldu. Evet. O da çok heyecanlıydı ve bu arada bir bölümü yaklaşık 10 günde falan çekiyorduk. Dolayısıyla müthiş bir tecrübe. Bir de Öze Dönüş'ün bizim için önemli tarafı hiçbir müdahale de olmadan dışarıdan da hiçbir ekstradan hani bir farklı bir yönetmen bir şey almadan Bahar'la bizim ekiple beraber çektiğimiz bir içerik oldu. Ve o bakımdan çok çok özeldi. Gerçekten hala sokakta durdurup benim hayatta en güzel, en çok beğendiğim televizyon programı oldu. Sadece Türkiye'de değil, ben yabancıda izliyorum onlarda bile diyen pek çok insan oldu. O yüzden ben de gururluyum. İnşallah Allah güç kuvvet versin ama dediğim gibi televizyonda başka dinamikler var. Onu devam ettirip edemeyeceğimiz şu an henüz belli değil. Ama edebilirsek çok güzel. Onun çünkü ikinci şeyi de hak ediyor. Öze Dönüş'ün bir diğer özelliği de aslında Türk mutfağının bir yazılı kitabı yok. Hı hı. Yani şöyle mesela bir Fransız mutfağını okumak istesen sana hemen böyle bir ansiklopedi gibi bir şey çıkar. Diyelim öğrenmek istiyorsun sufleler. Hı hı. Önce açarsın sufle nedir? Onun sana matematiğini al. Sonra başlar çikolatalı sufle, peynir suflesi, enginar sufle neyse. Çevirirsin krep yapmak istiyorum. Hı. Öyle gibi. Ama Türk mutfağında mesela köfte desem, köftenin tek bir matematiğini veya tritin tek bir teknik olduğunu matematiğini asla anlatan bir kitap yok. Hmm. Bunu Fransızlar 150-200 yıl evvel yaptıkları için bugün Fransız mutfağı dünyanın en lezzetli mutfağı olduğu için değil ama en sistematik mutfağı olduğu için bütün yemek okulları Fransız mutfağı üzerinden. Hmm. Ama bizim mutfağımızın çeşitliliği, bulduğu teknikler, yüzyıllar içerisinde oradan ona hem farklı kültürlerin karışımı, hem göçler, hem de aslında Osmanlı mutfağı dediğiniz bundan 500 yıl evvel, 400 yıl evvel olan ilk füzyon mutfağı. Hı hı. İnanılmaz bir zenginlik. Hı hı. Amerika'nın 3 katı kadar bir imparatorluğun bütün güzelliklerinin, hı hı, İstanbul'a geldiğini ve onların birleştiğini ve bunun yüzyıllarca devam ettiğini düşün. Bu mutfağın inanılmaz olmaması için, yani inanılmaz olmaması inanılmaz olurdu falan gibi böyle bir şey söyleyebilirim. Çok güzel. Aynen. Harika. Bu Öze Dönüş programında bizi Evrencan'ı da misafir ettin. Aynen. Biz Evrencan'la da çok güzel türküleri yine Troy'la birlikte gençlerin de seveceği bir formata getirerek bir albüm yaptık. Onunla da çok güzel çalışmalar yaptık. Siz hala de o tüylerim diken diken oluyor. Çok hakikaten o da Burçak Tarlası. O da bir Troy gönüllüsü, ona da öyle diyorum. Burçak Tarlası'nı söylediniz. O nasıldı? Yemek yaparken becerikli miydi? İyiydi, gayet iyi. Canavar gibi. Zaten aslında yani o notalarla oynuyor. Ben malzemelerle oynuyorum. Evet. Çok keyifli bir program. Ben iyi müzik yapabilir miyim emin değilim ama belki bir gün bakarız. Refikadan.com'dan bahsedelim. Tamam. Orada da hem yine yerel zanaatkarları destekliyorsun hem ürünlerini sunuyorsun. Orası da yine dijital bir ortam. Yine orada kendini anlatıyorsun.
seni izleyenlerle buluşuyorsun. Ürünlerini evet. aslında sunuyorsun. Orası nasıl gidiyor? Nasıl başladı? Şimdi Refika'dan aslında neyle başladı biliyor musun? Böyle ben mutfağıma böyle koyduğum bazı şeyleri, bir evvelki mutfağımda daha fazla vardı. Böyle zar zor bir yerlerden bulabiliyordum ama gerçekten zar zor. Bunlar ve de var olan el zanaatlarıydı veya işte güzel bir malzeme böyle sanki bir define bulmuş gibi oldum. Bir el yapımı malzemeydi işte şimşir kaşığı olsun falan. Fakat bunların gittikçe azaldığını görünce bir şey yapmak istedim. Bunları bir toparlayabilmek Hı-hı. istedim. Ve bunların yabancı deyimle cool hani popüler deyim. Bunların tekrardan bazılarını popüler etmenin mümkün olduğuna mesela Emma'yı. Emma'yı ilk yapmaya başladığımızda içinden çiçeği çıkardık. Hı-hı. Daha sade bir Emma'yı haline getirdik. Hı-hı. Ondan sonra birkaç farklı yemek tabağına uygun, yemek tabağına uygun emaye tabak da düşün. Hep böyle ya çukurdur, ya büyüktür, ya leğendir gibi tam böyle yemek tabaklarına uygun değil, yemek tabaklarına uygun kalıplar yaptık. Sonra hatta böyle atılı bir küçük kalıp buldum, onun adına meze tabağı dedim. Böyle beşli bir meze seti yaptık. Ondan sonra yoğurt mayalamada gayet emayenin iyi olduğunu, yoğurt mayalaması. Ama şimdi onun daha başka bir boyuta. Ben de online işi yeni öğreniyorum. Online iş yapmayı aslında hep böyle bir kenarda, yani buradan kazandığımız parayı birazcık oraya destek vererek yapıyorduk. Şimdi orayı başlı başına büyüttüğümüz, işte belirli Trendyol gibi markalarla ortaklıklar yaptığımız daha büyük bir boyuta getirmek için çalışıyoruz. Süper. Sen bu enerjinle en iyi noktalara getireceğine eminim İnşallah açıkçası. İnşallah. Bu arada en yaşlı YouTuber'lardan biriyim şey olarak. Böyle arada yurt dışına gidiyoruz. YouTube bizi götürüyor. Yani 100 kişi Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan hepsinde yaşlı benim. Vallahi 1 milyon 100 bin takipçimiz var. Evet, teşekkürler. Belki de en gençsindir evet. dolayısıyla. Ruhumuz genç lazım. Bir kere biz çok mutluyuz. Yani Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy olarak seninle çalıştığımız için. Eminim çok güzel işler de yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten bizim enerjimize enerji kattın. Bizim markamızı bizden daha iyi anlattın. Bunu çok samimiyetimizle söylüyorum. Çok teşekkürler. Ama bizim tanıdığımız Refika bitmez. Son olarak bir de şeyi sorayım sana. İşte önümüzdeki dönemin ne oluyor? Planların, projelerin neler? Birazcık da onlardan bahseder misin? Ederim. Çok da heyecanlıyım hatta bununla ilgili. Yeni kararımız şöyle. YouTube'la yurt dışı ve yurt içiyle konuştuk. Ve şöyle bir karar aldık. Bizim yurt dışına bir marka üretebilmemiz lazım. Hmm. Ve biz de bir İngilizce kanal açıyoruz. Hatta bak şurada bu sabah geldi. Burada çok enteresan bir Japon para. Yeni. Bravo. Helal olsun çat diye görüp bu bir Japon yeni. Hmm. 50 liraya falan tekabül ediyormuş. Ne oldu? Sokakta yürürken sabah işe geliyordum. Bir Japon kadın, bundan işte 5-6 yıl evvel Mucize Lezzetleri izlemeye başlamış. Çok beğenmiş Türk mutfağı ve şeyi ama hiç Türkçe bilmiyor. Yapılanı gördüğü görselle çok hoşuna gitmiş. Sonra devamlı onları izlemeye başlamış. Ve sonra kitapları almış kendisine ve Türkçe öğrenmiş. Ve şu an YouTube geldi, hatta ben onu aldım sokaktan. Gerçekten mi öyle mi? Önce inanmadım falan. Ondan sonra işte Burak'ı tanıdı hemen çat diye, öbür küçük Burak'ı tanıdı, Bahar'ı tanıdı, Tunç'u tanıdı falan. Aa sen onu şurada şöyle şu yemeği yapmışsın, aşağı üç mutfağa girip sana burada doğum günü yapmışlar. Bu kadar detayına ben bile hatırlamıyorum. Ne kadar güzel. Bu kadar detayına kadar hatırlıyor ve bu bir Japon bir hanımefendi. İşte mucize, bu da bir mucize yani evet. Bu kararı aldık ve böyle bir şey başımıza geliyor. Ve Türkçeyi öğrenmiş, Türkiye'ye gelmiş, Türk mutfağına aşık olmuş. Ne güzel. Bunu Türkçe ile bile yaptıysak bunun İngilizcesiyle kim bilir nerelere gidebilir. Ne orada güzel. Yani şey bu mutfak, bu memleketin insanı, bu memleketin tarihi ve sizin gibi değerleri. Çünkü siz de aslında bu memleketin modern değerlerini oluşturuyorsunuz. Bunları memlekette dünyaya tanıtmanın şöyle bir... Milliyetçi tarafında değilim artık, çok enteresan bir şekilde öyle olacağımı düşünüyordum. Şu an şöyle bir tarafındayım. Bu bizim hissettiğimiz bütün bu duygular özellikle iyice endüstriyelleşmiş, iyice gelişmiş ülkelerde hissedilemeyecek kadar uzakta olduğu. Ama bu insanların hepsinin bunu hissetmeye aslında açık olduğu hissindeyim. Hmm, evet. Ve onun yemek üzerinden o ilişkinin
kurulabileceğine inanıyorum. Hani çok hüsran da olabilir bu yolculuk. Bayağı bir efor sarf edeceğiz. Ne olacak bilmiyorum. Ama asıl olan da yolculuğun ta kendisi, bir yere varmak değil. Dolayısıyla o yolculuğa çıkacağız bakalım. Harika. Bu harika atölyenin tam karşısında bir de bir mağaza açtın. Küçük bir dükkan, aynen. Tamam, neler var onun içinde? Bu Refika'dan'daki ürünlerimizin neredeyse hepsi var. Ve ben hayatımda hiç dükkan açmamıştım. Hatta şöyle bir hikaye var. Benim dedem Kıbrıs'ta bakkal açıyor. Hmm. Benim Refika isminde bir anneannem var, ismim oradan geliyor. Anneannemse her seferinde o bakkala gidiyor. Ve işte ay oğlum al sana da bir çikolatçık ye, hadi bir şekercik al falan. Bunu da al, para verme, Allah'a sen al diye dükkanı batırıyor. Ben de biraz öyleyim. O yüzden inşallah dükkanı dedemin şeysi olmaz. Ama ilk defa hayatımızda bir dükkan açtık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel olur. Şöyle bir şey oluyor yalnız Cenk. Çok insan orayı restoran zannediyor. Hmm. Çünkü hani ben yemek yaptığım için bir restoran değil, yanlış anlaşılmasın. Orada bizim el emeği, göz nuru ürünlerimiz satılıyor. Arada benim yaptığım ekiple beraber, Burak'la beraber yaptığımız Lütenitsa var. Ondan ve Burak'ın ekmeğinden yemek mümkün. Ama başka bir şey yok yiyecek olarak. Ama bütün bu el emeği güzellikler var. Tamam. İzleyicilerimiz de Kuzguncuk'a geldiklerinde Troy kartlarıyla beraber o güzel küçücük Refika'nın mağazasından el emeği, göz nuru ürünleri alabilirler. Hazır bu Troy kart demişken şöyle bir şey olabiliyor bu arada. Ne olur aklınızda bulunsun. Şirketleriniz olabilir büyük veya küçük. Hani bankamatiklerde de Troy aslında olabiliyor ve o bankadan onu Troy olarak isteyebiliyorsunuz. Ve hani sadece kredi kartı gibi değil, bankamatik olarak, ATM kartı olarak da Troy kullanabileceğinizi ne olur bilin. Ve şirket olarak yerel olsun, memleketin olsun derseniz de böyle bir seçim şansınız olduğunuz aklınızın bir yerinde bulunsun. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim valla. Hem bugüne kadar bizle olduğunuz için hem de bu güzel sözlerin ve bu program için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hani bu insanlar iyi ki varlar, iyi ki varsınız. Bütün takım olarak dediğim gibi Allah size bir böyle saç deli kadar zeval vermesin. Çok teşekkürler. Size teşekkürler. De tabii ki. Türkiye Ödeme Yöntemi Troy'un her zaman yanında olan, çok güzel projelere imza attığımız Refika ile birlikteydik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde başka konuklarla programlarımıza devam edeceğiz.